Alevi Kanaat Önderi Sayın Mehmet Güven de sohbetimiz devam ediyor. Bir önceki çekimlerimizde böyle Alevliği açtık, Alevliği anlattık. Hazreti Ali'nin mucizeleri ve Hazreti Ali'nin nedenli İslamiyet açısından önemli bir şahsiyet olduğu konusunda bazı açıklamalar yaptı ama biz bu şahsiyetlikten öteye gidelim. Çünkü bayağı bir mucizeler anlattı Sayın Hocam. Hazreti Ali'nin tabii bu denli İslamiyet için büyük bir savaşçı olmasının yanı sıra ortaya koyduğu mucizelerle ilgili bir şeyler söyleyebilir miyiz hocam? Şimdi bakın, Mevlana Ali'nin mucizelerini, Hazreti Resulullah ne diyor? Bütün insanlar ve cinler katip olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizler mürekkep olsa, Mevlana Ali'nin faziletlerini denizler mürekkep olduğu halde bitiyor, ağaçlar kalem olsa bitiyor, Mevlana Ali'nin çeyrek çeyrek faziletlerini yazmakla bitiremezler. Geçin bakın Beycan Bey, Ashab-ı Kehf'i konuştu, Ehl-i Bısat. Bısat demek yani uçan halı. Evet. Geçen konuşmuştuk ama o hadisi ben tamamlamadım. Şimdi tamamlamak istiyorum Mevlana Ali mucizesine bakın. Şimdi Ebu Bekir, Ömer, Osman sordukları zaman dediler ya Resulullah senden sonra imam, vasi ve halife kim olacaktı dedi. Dedi ki Ashab-ı Kehf'e giderseniz şimdiki bizim Tarsus. Selam atarsınız. Kimin selamına cevap verirlerse benden sonra imam, vasi ve halife odur. Bu hadiste hadis lıpsat diye geçer. Hadisi kaynağı da vardı. Geçen de kaynağını söylemiştim. Şimdi de söyleyin. Bu kaynakta burada o zaman Resulullah dediler ya Resulullah sen bizi Tarsus'a, ben anlatmıştım gene bir de hatırlatmak istiyorum. Evet. Ya Resulullah sen dedi bizi Tarsus'a gönderiyorsun aylarca gidip gelmemiz sürer. O zaman ne dedi? O zaman Zeydan adında bir adam Hazreti Resulullah'ın evinde bir hizmetçi. Dedi ya Zeydan dedi emret ya Mevla. Dedi bana Hazreti Süleyman peygamberin pısatını getir. Pısat demek uçan halı demek. Açtıkları zaman o zaman Ebu Bekir, Ömer, Osman her biri bir köşede, Selman Farisi bir köşede, dört kişi. Mevlana Ali de ortasında oturdu. Şeye geçtiler, Tarsus'a gittiler. Tarsus'a gittikleri zaman Selman Farisi, Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi. Onlar geldiği zaman şahit olarak geldi. Acaba Ashab-ı Kehf kimin selamına cevap verecekler? Uçan halıyla gittiler değil mi? Uçan halıyla. Peki bu uçan halı kimin mucizesi, neyin mucizesi? İşte burada Hazreti Muhammed Mevlana Ali'nin mucizesi. Evet. Bu Mevlana Ali'nin bazı beyefendiler vasiyet bırakmadı, halife bırakmadı, imam tayin etmedi diyenlere karşı ben bunu konuşuyorum. Evet. Ashab-ı Kehf yalan mı söylüyor? Tabii söylendi. Bak evet, Hazreti evet. İsa'dan önce oluyor bu hadis. Evet. Bakın Dikyanüs-i Cibber zamanında Tarsus. Ashab-ı Kehf o zamandı. Evet. O zaman tabi Tarsus'a geldikleri zaman Ebu Bekir'e diyor yaklaş. Selam ver Ashab-ı Kehf'e. Ebu Bekir selam atıyor, cevap yok. Ömer, Osman selam atıyor, cevap yok. Sadece söz atmayalım çünkü geçen anlatmıştım. Evet. Tabii Mevlana Ali geliyor. Selam attığı zaman Mevlana Ali'nin selamını geri atıyor, alıyorlar. Minnek selam böyle ki de sizin ya evveli ahir ya zahir yetti bükül şeyin Ali. Evet. Yani selam senden, selam sendendir ya Ali. O zaman Hazreti Selman-ı Farisi uzatmayalım soruyor. Niye Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a cevap vermediniz? Dedi sadece biz vasilere cevap verebiliriz. Veririz. Çünkü Hazreti Resulullah'tan sonra imam, vasi ve halife olacak vasilere biz cevap veririz. Evet. Hadis burada tamamlandıktan sonra o zaman Ebu Bekir, Osman ne diyorlar? Dedi ya Ali Tarsus'a gelmişken Antakya'daki Habib-i Neccar'ı da ziyaret edelim. Bakın, evet. Habib-i Neccar biliyorsunuz Hazreti İsa dönemindeydi. Evet. Şimdi Hazreti Habib-i Neccar'ın iki tane ismi var. Esas ismi Agabus. Bakın. Agabus. Sonra Sultan Habibullah Neccar tabi Hazreti İsa'dan önce gönderilmiş ve buraya gelecek olan Hazreti İsa'nın havarilerini karşılıyor. Biliyorsunuz. Bunu hadis evet. Kur'an'da da vardır. Buraya Hazreti Sultan Habibullah Neccar'ın dağdaki olan mağaraya, buraya diyorlar ki gelmişken orayı da ziyaret edelim. Mevlana Ali Pısat'a emir veriyor, Habib-i Neccar'a Antakya'ya gitti. Havada uçuyorlar, Habib-i Neccar'ın dağdaki makamına geliyorlar.
O zaman orayı da ziyaret ettikten sonra, o zaman Ebu Bekir Ömer Osman diyorlar, ya Ali, ikindi namazı geçti, biz namaz kılmadık. O zaman Mevlana Ali, güneşi Habib-i Neccar dağında, o mağarada geri çevirir ikindi namazına. Bakın, ikindi namazına bu hadis ve hadis lıpsat, uçan hadis, yani Türkçe'de evet, uçan hadis, Arapça ve hadisler, bu güneşi burada çevirdi Mevlana Emir Mümin. Evet. Çevirdiği zaman ikindi namazına geliyor, namaz kılıyorlar ama güneş gitmiyor. Güneş ne diyor? Emir-i Mümin bana emir vermemiş olsaydı ben kıyamete kadar diyor, ikindi namazında duracaktım. O zaman Emir-i Mümin ikindi namazını devam et diyor, batışına git. Acaba böyle kişiye mi hilafet verilir? Güneşle konuşan, ölüleri dirilten, Hayber Fatih olan, böyle kahramanlıklara mı verilir, başkasına mı verilir? Peki bunlar kutsal kitaplarda bütün kutsal mı? Kitaplarda yazıyor. Emevisi de bilir. Güneşi çevirdiği evet. Hazreti Asad-ı Arz değil. Nehrivan'da güneşi çevirdi. Hayber'de çevirdi. Evet. Sadece bir yerde değil, bir sürü yerde Mevlana Ali bakıya bir bakıya farkat çevirdi. Mevlana Ali mucizeleri çok. Size bir mucizesini anlatayım gene. Bir gün Hazreti Resulullah'ın mescidine gelen ashablar olsun. Evet. Geldikleri zaman mahalleden geçerken bir Hristiyan adamın evinin önden geçiyor mahalleden. Giderken bu Hristiyan adamın evinde bir tane köpek var. Bir kişi geçerken köpek saldırıyor buna. Hem ısırıyor hem elbisesini parçalıyor. Bakın. Evet. Ondan sonra başka insanlar da o mahalleden geçerken başka o insan ne diyor? Der, ya Resulallah ben öğlen namazına yetişemedim. Bu Hristiyan'ın yanında bir köpek var. Oradan geçerken bakın hem ayaklarımı ısırdı hem benim cübbemi ısırdı. Onun için öğlen namazına yetişemedim. Bakın. Evet. İkindi namazında başka bir insan geliyor. Gene bu köpek saldırıyor. Bakın köpek saldırıyor. Elbiseleri başlıyor, ısırıyor. Hazreti Resulullah şikayet ediyor. Şikayet edince dedi ya Resulallah ben onun için ikindi namazına gelemedim. Dedi o zaman biz gidelim bu. O zaman bu köpek geleni gideni ısırıyorsa bu suçludur. O zaman Resulallah ashablarla beraber bakın bu adamın evine gidiyorlar. Hristiyan bir adam. Evet. Kapıyı çalıyor. Çalıyorlar. Bu Enes bin Malik hatta bu şeyde hadiste evet. Var. Enes bin Malik söylüyor bunu. Çalıyorlar. Adam çıkıyor. Kimsiniz diyor. Diyor Resulallah. Hristiyan adam dedi ya Resulallah. Sen bizi benim buraya geliyorsunuz. Sen bana haber verseydin ben senin ayaklarına kadar gelirdim. Senin buraya koskoca Resulallah'ın buraya gelmesine gerek yok. Dedi buyur ne istiyorsunuz benden? Dedi senin yanında bir köpek var. Benim mescidime gelen İnsanları sokaktan geçerken saldırıyor, elbiseleri parçalıyor, ısırıyor. Eğer bunu yapıyorsa bu suçudur, cezalandırılması lazım. Emir edersin yarısı, o zaman köpeğini getir gel diyor. Bakın. Bakın Mevlana Ali'nin mucizesine. Bakın. Getiriyorlar köpeği. Diyor Resulullah, "İntık." Yani konuş. Her şeyi konuşlar Allah'ın ismiyle konuş. Köpek başlıyor konuşmaya. Dedi niye benim mescimde gelen misafirler bu insanları ısırsın? Dedi hakkak ya Resulallah. Ben başına ısırmadım. Hazreti Ali'ye küfrediyorlar. Sana küfrediyorlar. İnanmadıkları için ben ısırdım. Onun için zoruma gitti. Hazreti Ali'ye sövdükleri için. Ve ben Mevlana Ali'yi çok severim. Onun için ben bunları ısırdım. Siz Mevlana Ali'ye küfür edenler 81 yıl ve onların yandaşları bir köpek Mevlana Ali'yi seviyor ve Hazreti Resulullah Arapça konuşuyor ve Mevlana Ali'yi savunuyor. Peki siz küfür edenler yarın siz hangi sırata geçeceksiniz? Mevlana Ali bir köpek savunuyor. Bununla ilgili hadis de var. Var ve kaynak da. Bunu da koyacağız. Ve Behar el Envar.
Bikteb Bihâril Envâr hatta Ebu Hureyre şahitlik yapmıştır bu hadise. Nereye gideceğiz? Alevi dediğin zaman Hazreti Ali'nin adamı sevilmez. Eğer köpek Hazreti Ali'yi savunuyorsa adamları sevilmez mi acaba? Hocam şimdi siz kendi mucizelerinizden bahsettiniz. Şunlar oldu. İspatla gidin şuna sorun buna sorun diye ama biz sizi evet. Sevenlerden de bazı böyle bilgiler edindik. Bize gelip hemen anlatıyorlar. Mesela geçen bir tanesi dedi ki ya kanserde bir kız çocuğu vardı. Hocam vesile oldu o çocuk iyileşti dedi. Yani bu nasıl böyle tıbbi bir iyileşme falan mı? Nasıl olur? Nasıl oldu o hikayeyi hatırlıyor musunuz? Şimdi bakın Beycan Bey, bu olay belki 15-16 yıldan önce evet. yaşanmış bir olay. Tabii biz aldığımız, gökyüzünden aldığımız haberler, evet. iletişim, bizim artık yeryüzündeki tıpta alakamız olmaz. Evet. Bir adamı söyleyeceğim, tabii ispatı da var. Evet. Gidebilirsiniz, sorabilirsiniz de. İsmini de veriyorum. Şimdi bir insanın hakkında iftira atmak küfürün ta kendisidir. Evet. Yalan söylemek lanetlenmiştir. Süleyman Malik adında Arsuz'da Süleyman Malik Kirmit gözcülerde. Evet. Tabii bu kızı Adana'ya götürüyorlar. Kanserli bir kız. Artık doktorlar diyorlar bu kızı eve götürün artık evde ölsün. Evet. Tabii biz orada çalışırken bizi duymuşlar. Bazı insanlar da yani akrabaları var. Dediler ki biz de bir Mehmet Güven'in var. Böyle şeyler, bir sürü şeyin de hakkında bir sürü şeyler duydum. Onu da götürelim. Belki dua eder, belki bu kız iyileşir. Tabii bu kızı getirdiler. Bak ismini de veriyorum. Süleyman Malik Kirmit. Bak araştırın sorun ya. Tabii bu kızı getirdiler. Gösterdiler bana. Dedim size bir şey söyleyeceğim. Benim diyeceğimi yapın, inşallah bu kız şifa bulacak. Tabii ben şifa dağıtamam. Biz dua ederiz, duacı biziz, şifa Allah'tandır. Evet. Bunu herkes bilsin. Dedim Hazreti Hızır'ı ziyaret edin. Ondan sonra sizin orada Şeyh Muhammed el-Mihrabi adında bir ziyaret var. Şehir, evet. bir savaşçı. Orayı götürürsünüz dedim. Kızınızı. Yani oraya araba çıkması zor. Ama nitekim Allah'ın sayesiyle bu araba oraya çıktı. Dedim makamı gezdirirsiniz, ziyaret etsin, bahur yaksın. O kızını da, kızınızı da söyleyin. O Şeyh Muhammed Erhan benim selamımı söyleyin. Evet. Tabii kızı da öğrettik. Bazı beyefendiler belki bir selam söyleyin dediğim zaman gülünç olacak. Yani gülecekler. Umurumda bile değil. Bende iman var. Hocam söyleyin isteyen inanır, isteyen inanır. Tabii ki bizde zaten zorla bir inanç olmaz. Ama şimdi esas mucize burada. Dedim ziyaret eden kızınızı da ziyarete bırakın uyusun. Evet. Bakın uyusun. Normal. Ben ne dedim? Dedim kızınızı orada yatıracaksınız dedim. Tamam dedi. Uyuyana kadar bırakın dedim. Evet dedi. Kıza da söyledim. Dedim kızım bak. Şimdi işin mucize tarafı bu. Sen de ben de ziyarete gideceğiz. Ama şimdi ne olacakları söyleyeceğim ben. Acaba ilmine ait mi değil mi? Mucize mi değil mi? Şimdi göreceğiz. Dedim kızım bak. Sen uyuduktan sonra genç bir kız rüyanda göreceksin. Bu genç kız sana 3 tane çiçek getirecek. Bir kırmızı, beyaz ve sarı çiçek getirecek. Ve sana bunları verecek yemen için ve yiyeceksin. Sen yedikten sonra artık hiç bir hastalığın kaybı kalmayacak. Sen iyileşeceksin. Bu kız yatıyor. Rüyasında dediğim gibi bir kız geliyor. Ona 3 tane çiçek uzatıyor ve çiçekleri yiyor. Yedikten sonra kızın artık kanseri kalmıyor ve gidip sorabilirsiniz Süleyman Kirmit, Süleyman Malik Kirmit. Bu mucizeyi yaşadılar. Peki bu mucize değilse bu ne? Eğer ben bir Alevi olarak gerçek İslam olmamış olsaydım ben bu güç olabilir miydi? Acaba bu fiil İslam'ı yüceltmez mi? Acaba bu fiil Aleviliği yüceltmez mi?
Yüceltir mi, yüceltmez mi? Yüceltir. Onun için bizim tıpla işimiz yok. Gökyüzüyle irtibata geçtiğimiz zaman yeryüzü güçleri durur. Hocam. Ben kendimle övünmüyorum. Ben dinimle Mevlana Ali ile övünürüm. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle övünürüm. Fatıma Zahra, Hasan ve Hüseyin ve Ehl-i Beyt'i övünürüm. Mesih'in el-Hıdır övünürüm. Ve bu olay yaşanmıştır. Sormak isteyen gidebilir. Ve arsız gözlülerde Süleyman Malik Kirmi'de sorabilirler. Bugün, bugün rüyasında ne diye göreceğini diyorsan, acaba karşındaki adam boş mu? Ben sana ne göreceğini söylüyorum. Yani boş değildir tabii. Şimdi sen yatacaksın ve senin rüyanda ne göreceğini ben bilebiliyorsam ve söylüyorsam ve oluyorsa. Bir de bunu söylemek büyük bir cesaret. Şimdi siz böyle söylediniz. Olmazsa mesela olmadı, rezil görmedim. Olur, rezil olacaksınız. Ha yani bir de bunun tabii ki karşılığı da var yani. Bunun misalları çok. Bunun bu olaylar çok yaşandı benimle. Ben çok yaşadım bunları. Anlatacaksan aylar sürer Beycan evet. Bey. Ben kibirlik yapmıyorum. İnsan kibirlenmesin. Biz öleceğiz. Ama bu bizim dinin yaptırdığı mucizeler. Hocam bir soru daha vardı da ben onu da sormayı unutmuştum bu arada. Programa hemen onu da dahil edelim. Tabii ki Beycan Bey. Muska var mıdır? Gerçek midir? Her muska yazana inanılmalı mıdır? Kimler yazar? Kimler yapar? Gerçekse, gerçek değilse niye gerçek değildir? Niye gerçek değil? Şimdi muska yazanlar, üfürükçülük yapanlar ve evet, muska yazanlar hocalar vardır. Evet. Yani ben muska yazdırmadım, bilmiyorum ama muska yazanlar. Ben onu da söylemek isterim. Eğer bir muskayı yazıyorsa, bir kadınla bir aileyi dağıtmamak içinse, birleştirmek için, hayır için yapıyorsa Allah muvaffak etsin, iyidir. Ama muska yazıp da bir kız hakkında, bir kadın hakkında bir aleyhileyi parçalamak, rezil etmek, kötü bir şey yapmak içinse bunu bilsin. O hacca da, haccı da kim olur, cehenneme gideceğini bilsin. O zaman muska vardır muska ama bunu hayra kullanmak lazım. Hayra kullanmak lazım. Kur'an'ın ayetlerini hayra kullanmak lazım. Bazı insanlar dini kullanıyor kendi çıkarları için. Kur'an kendi çıkarın için değil, İslam'ın yayılması, İslam'ın hak dini olduğunu kullanmak için yaratılmıştır. Ama maalesef insanlar dini alet ediyorlar. Bir sürü şeyleri, Allah'ın indirdiği hikmetleri kendileri çıkarına alet edip insan. Niyet önemli o zaman hocam ya. Efendim? Niyet önemli o zaman. Mesela kadın gidiyor bir tane hocaya diyor ki, ya diyor kızıma diyor hayırlı bir kısmet çıksın diye hocam diyor buna bir diye muska yazar mısınız diyor. Ya da işte oğlum diyor hasta diyor ya da hayırlı bir işe nasip olsun, hayırlı bir işe girsin diye muska yazar mısınız diyor. Bunlara amenna. Niyet iyi. Amenna tabii ki, iyi bir şey. Ama hani işte bu evlilik bozulsun, kızım ben bu damadı istemiyorum bilmem ne gibi böyle. Günahtır. Günah. Böyle şeyler. Muska lazım. Vardır ama hayır olması lazım. Hayra yazılması lazım. Evet. İnsanın menfaatine yazılması lazım. Ama insanın zararına bir aileyi ayırmak için yazanlar bunu bilsin, hazırlansınlar. Cehennem onları bekliyor. Hazreti Malik kapıda bekliyor onları. Hocam hep hakikat konuşuyoruz, hakikati anlatıyoruz dediniz. Alevili'yi anlattınız. Geçtiğimiz programlarda da sizden dolayı ortaya konan mucizeleri de anlattınız. İşte ispatlı delildi. Şuna sorun, buna sorun, buna ifade edin dediniz. Evet. Şimdi bu mucizeleri tabii insanlar izlediler. Ya bu bana yetmedi, başka bir şey daha var mı? Ne dinleyelim, ne duyalım diye böyle bir sorular da geldi bize. Var mı böyle ortaya koyabileceğimiz, ifade edebileceğimiz mucizeler? Bakın Beycan Bey, ben bir şey konuşursam ispatı olmazsa konuşmam. Evet. Benim adetim bu. İspatı olmazsa yalan söylemiş olurum. Her yerde, kitapta, insanoğlu arasında her yalan söyleyen lanetliktir. Evet. Mekullah anatallahu aleyhi. Benimle çalışan, saygı değer, saygı değer, evet, sevdiğim Muhammed el-Aşık bir amca olarak. Evet. Benimle hemen hemen diyebilirim ki 35-37 yıl ziyaretlerde çalıştı. Evet. Yürüyen bir kütüphane. Ne sorarsan evet, cevap hazır. Bakın. Evet. Benimle çalıştı yıllar. Bir gün artık evde yatıyorum. Saon Hotel'in arkasında bir evimiz vardı. Saat 2'ye doğru, bakın, bazı beyefendiler
Olamaz. Sende olmaz, başkasında olur. Sen sınıfta kaldıysan başkaları üniversiteyi bitirmişler. Onlara sesleniyorum. Evet. İki tane genç geldi. Öyle diyelim. Gökyüzünden. Görüştüğüm. Dedi Mehmet Aşık ölecek. Bana söyledikleri kelime şu. Tabii aramızda olan şeyleri söylemek istemiyorum. Dedi yani işin gerçeği çok büyük. Şimdi adamlar söylediklerin kelimeleri kaldıramayacak. Onun için dedim peki ölecek. Dedim peki ne zaman ölecek? Hadis bakın. 17-12-2009 Perşembe günü. Bakın. Yazın. Bakın. Perşembe günü gençlerle beraber oturdum. Gökyüzünden bir haber aldınız. Bu haber değil. Ölecek. Gerçek. Gençler bu ölecek. Evet. Değil haber. Oturduk beraber. Evet. Bakın bakın. Biz nereye varmışız? Sen varamazsan başkaları varmış beyefendi. Evet. Dedim Mehmet Aşık ölecek. Dedim ne zaman ölecek? Dedi şimdiden 14 güne kadar ölümle bitecek. Ve ben haberi aldıktan sonra bir kağıda yazdım. Kağıdın zarf olmadığı için ikinci bir kağıda, birinci kağıda, ikinci kağıda koydum ve bunu para bandıyla bantladım. Mehmet Aşık amcam olan Mehmet Aşık Allah yerham ol. Allah yec'ali fin nur ne'i yec'al meskenü cenni. Gittim evine. Yatıyor. Kalktı. Bazı arkadaşlar. Biraz ufak nezlesim ne vardı? Evet. Karısını çağırdım. Karısını da sorabilirsiniz. Muhammed el-Aşık karısı, oğlu Emin, oğlu Ali'l-Aşık sorabilirsiniz. Bak, isim evet. Veriyorum. Evet. İsim verdiğin zaman iftira atamazsınız. Sonra kötü olur. Karısını çağırdım. Dedim bak bu kağıdı sana veriyorum. Sakla bu kağıdı. İstediğin zaman bana getirir. Sağma sakın açma. Dedi tamam Yesidi. Ben bu kağıdı açmayacağım. Kağıt içinde kağıt. 14 gün sonra 14 güne kadar ölecek. 14 gün. Eğer deseydim ölecek. Tarih vermeseydim. Her insan ölür mü zaten? Her insan ölecek. Ama tarih verdiğin an gayb ilmine girer. Şimdiden 14 güne kadar ölecek diyoruz. Ne oluyor? Hasta mıydı peki? O hasta değildi. Sağlam, sağlam. Sağlam, nezle, nezlesi vardı. Evet. Bak. Bir perşembe haber geldi. İkinci perşembe bir hafta. Bakın. Sonra. Ama kağıdı hanımına bir hafta önce vermiştim. Evet. Şimdi yani 14 gün bu 14 gün içerisinde ölecek. Bu 14 gün içerisinde. Evet. Şimdi tarih verdiğin an gayb ilmine geçer. Ama ölecek dersen vallahi herkes ölecek. Hepimiz öleceğiz. Evet. Değil mi? Ama tarih verdiğin an senden çıkış yok. Gayb ilmine giriyor. Bu da ölüm olayı. Evet. Gittim. Bir hafta sonra baktım. Nasılsın Mehmet amca? Dedi iyiyim. Nasıl gidiyor? Dedi Allah çok şükür iyiyim. Bakın. O zaman Karaçay köyünde evimiz var. Evet. Selim Rıdvanoğlu beni arıyor. Dedi Sidi bizim İbrahim'in babası Süleyman evet. Demirbaş. Bizim gümrük müdürlüğü Yalçın Bey'le gelmişler beni ziyaret etti. Devalı misafirler gelmiş. Gittim bizim İbrahim Bey'in kardeşim oğlumun saydığı gibi Allah'ı vefku ve fukuncum yani. Gittim hoş hoş bir baktım Fayyad Anlar oğlu beni arıyor. Hazreti, yani Muhammed'i ziyarete gitmişler. Evet. Dedi Seyyidim Mehmet amcaya bir şeyler oluyor dedi. Dedim ben geliyorum. 5 dakika sonra daha misafir valla demeden önce öldü. Ben gittim oraya. Doktor Feyruz Atar muayene ediyor. Arkadaşlar toplanmış. Bizim çocuklu arkadaşlarımız. Ölmüş. Baktık Mehmet amca ölmüş. Karısına dedim getir bana sana yazdığım kağıdı getir. Ve kağıt şimdiye kadar hazır. Duruyor da. Duruyor. Bütün bunu tahlil edebilecek çok güçlü ulemalarımız var, profesörler. O zamandan beri yazılmış. 14 gün içerisinde ölecek. Bakın. Kağıdı getirdi. Doktor Feyruz'e verdim. Al bunu aç.
Dedi bana bıçak lazım. Dedi Seyyidim bende bıçak var. Dedim doktor Feruze ver. Açtı. Şimdi yazımı gördü. Bir hafta önce yazdığım şimdiden 14 güne kadar bu 14 gün öleceğine dair yazılmış. Millet herkes ağlayış. Ve bakın bu ilahi güce bak. Ölüm haberi getiriyorsun. Bakın Alevileri Müslümanlığına, gerçek İslam'a bakın. Gerçek İslam Emevilerin İslam'ına gitmeyen, Ehl-i Beyt'in İslam'ına giden insanlar nasıl bakın bir güce sahip. Bakın. Ve o zaman öyle bir mucize oluyor. Sen ölüm haberi getiriyorsun. Bilip evet. Yangı çekmiyoruz. Ama bazılarının hoşuna gitmediği için Mehmet Güven'e karardılar. Ama benim siz... saltanladığım da padişahın da gözüm yok. Sen işini yap, başkaları da işini yapmalarını bırak. Fitne fesat yapma. İslam'da fitne fesat olmaz. Yalan olmaz, dolan olmaz.